Selamünaleyküm arkadaşlar. Sürekli bana mesaj geliyor. Abi bu Brangus'ları nasıl getirdiniz, nereden getirtebiliriz diye. Onun hakkında ufak bildiğim kadarıyla biraz bilgi paylaşacağım sizlerle. Hemen şöyle hayvanlara dönüp videomuza geçiyorum. Öncelikle başvururken neyimiz var diye düşünmemiz lazım. Minimum 150 tane hayvan getirebilirsiniz. Yani Brangus getirmek istiyorsanız minimum 150 hayvan getirmeniz gerekiyor ve devlet kapasitenizin %25'i kadar izin veriyor. Yani bu ne demek? 150 çarpı 4, 600. Yani Brangus getirebilmeniz için en az 600 başlık bir işletmeniz olması gerekiyor. 600 kapasitesi olan bir işletmeniz gerekiyor. Şimdi işletmeniz 600 kapasitelidir ama içeride 300 hayvan varsa bu sizin kapasitenizi aştığı için kabul olmuyor. Yani minimum 600 hayvanlık boş yeriniz olması gerekiyor. 150 tane Brangus getirebilmeniz için. Bunu şöyle yapan arkadaşlar da var. Örnek vereyim, 4-5 tane işletme birleşiyor. 150 tane hayvanı ortak bir şekilde getiriyorlar. Bunu da yapabilirsiniz. Onun harici işletmeniz en az 1 yıllık olmalı. Yani TürkVet'te 1 yaşından daha büyük bir işletmeniz olması gerekiyor. Bu iki şartı karşıladınız. Bundan sonra ne yapacaksınız? Şu an için zaten 2023 için hayvan ithalatı durduruldu. Yani bu şu an gelen videolarda gördüğünüz hayvanların çoğu bu hafta geldi veya önümüzdeki hafta gelecek olan bütün hayvanlar 6-7 ay öncesinde yapılan başvuru sonucunda gelen hayvanlar. Yani bugün başvurduğunuzda bile 6-7 ay sonra gelecek hayvanlar ki şu anda başvuru söz konusu değil. Şu anda ithalat durduruldu. Muhtemelen 2024'te tekrar başlayacak. Yani bir 6 ay boyunca da getirme şansınız yok zaten. Onu da belirtmiş olayım. O zamana kadar artık fiyat ne olur, karlı mı olur, zararlı mı olur o kadarını da bilemeyiz. 2024'te ithalat açıldığında Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sitesinde zaten ithalat izni açılmıştır diye bir duyuru paylaşılır. Ondan ziyade zaten internette bol bol reklamlarını görürsünüz. Bu duyuru yapıldıktan sonra gidip Namet gibi, Göktaş gibi büyük et firmalarından onların bu işlerle ilgilenen adamları var, çalışanları var, takipçileri dediğimiz insanlar var. Onlar geliyor, onlarla işte anlaşıyorsunuz. Onlar gidip sizin için başvuruları yapıyorlar, bütün evrak işlerini hallediyorlar bir ücret karşılığında. Daha sonra işte 150 hayvansa bilmem ne kadar kaporasını istiyorlar. O kaporayı ödüyorsunuz, anlaşmanızı yapıyorsunuz. Size bir sıra veriyorlar şu şu tarihte hayvanlarınız teslim edilecek diye. O tarihte de gidiyorsunuz limandan hayvanlarınızı teslim alıp ahıra getiriyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim, şu 150 tane hayvanın sırf Mersin'den Gaziantep'e gelmesi zaten 50 bin lira civarı bir nakliye ücreti ödedik. Bunun dışında aşılama vesaire gibi ücretler oldu, 25 bin lira. Yani kafadan direkt 3 hayvanı nakliye vesaire şuna buna verdik. Bize maliyeti ne oldu hayvanların? Yaklaşık 25 bin lira civarı bir maliyeti oldu. Ha, iner inmez satsaydık 30-32 bin lira bir 35 bin lira hatta 40 bin liraya kadar satabilirdik. Ama bir de şöyle düşünün, biz bu hayvanları aldığımızda 18 dolardan ödeme yaptık. Hayvan başı kilosu 4 dolardan. Yani biz bunu hayvanları yükledik, kantara koyduk, kantardaki fiyatına göre ödeme yaptık. Örnek vereyim, 10 tonsa 40 bin dolar gibi bir ödeme yaptık. Bizden sonra getiren arkadaşlar hatta 4,5 dolara bile alan olmuş. Yani gitgide de fiyat yükseliyor. Gelecek yıla kadar fiyat ne olur, doların durumu ne olur onu bilemeyiz. O bir muamma ama gidişat böyle olursa Türkiye'de hayvan olmayacağı için çok fazla muhtemelen her türlü yine ithalat uygun fiyata denk gelecektir. Durum bundan ibaret. Biz başvurumuzu yaptık. Bizimkiyle Namet ilgilendi. Başvurudur vesaire bütün işlemleri onlar yaptılar. Bunlara nasıl iletişim kurarsınız diye sorarsanız ben kendim ilgilenmemiştim. Abim ilgilenmişti. Ona sorduğumda referans usulüyle tanışıyoruz falan dediler. Yani yurt dışından ithal eden başka bir arkadaş onları önermiş. Onlara bir şekilde ulaşmışlar. Bu şekilde getirmişler hayvanları. Yani getirmek isteyen bir şekilde ulaşıp getirtebiliyor. Ama dediğim gibi önce bir 600 baş kapasiteniz olması lazım. Bir yıllık bir işletmeniz olması gerekiyor. Eğer işletmeniz yoksa gidip bugünden açmanızın bile yararı var sizin için. Benim aklıma gelenler bunlar. Eğer aklınızda başka soru varsa hepsini bu videonun altında yorumlarda toplarsak daha güzel olur.
sormadan önce de daha önce yorumlarda başkası sormuş mu diye kontrol ederseniz kelime kalabalığı olmamış olur. Diyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.